seni kız. Anne, nereye? Anne. Armut mu? Yapayım, hazırlayayım hemen. Evet diyorum. Abi kalktım diyorum. Niye duymuyorsun gerizekalı? Kız böyle söyle, seni anlamıyorum. Ağzım bozulacaksın gerizekalı. Kim bozuldu zaten? Nerede Ahmet? Ne bileyim, sabah erkenden kalktı gitti. Pazar kahvaltımızda. Ahmet! Evden kaçmış yalnız bir erkeğe kapınızı açar mısınız diyecektim. Ahmet. Bugün bütün gün sizinim sultanım. Kahvaltı? Pazar pazar sen nereden çıktın? İyi, ben gideyim. Ya şapka al, saçmalama. Yok yok, gidelim. Israr etmeyin, israr etmeyin. Gerçekten israr etmeyin. Gidiyorum. Ay sinirden saçımı sökeceğim şimdi. Fatoş'um, bu bunun rengine uygun mu canım? Hı? Bu diyet ekmeğin rengine uygun. Git değiştir. Al işte, açmıyor. Ben bilmiyor muyum malımı? Görüyor, duyuyor, açmıyor. Sen görürsün, ben aramaz mıyım seni 10 defa? Hala söylemedin değil mi? Söyleyeceğim hayatım. Söyleyeceğim de fırsatını bulamadım. Hı hı. Tabii tabii. Bu ilişki böyle yürümez. Bize yakışmaz diyeceksin değil mi? Haksız mıyım sence? Haklısın. Haklısın. En kısa sürede konuşacağım, tamam mı? Ama şimdi bugünün tadını çıkaracağız. Yanak olayım. Ta bu iş. Sen çayları koysana hayatım. Bir işi halledemediniz Abidin Bey. 40 kere aradınız. Yine ne var Onur? Yine ne var anlayacak senin yüzünden? Ben her şeyi ayarladım. Sen hiç merak etme abi, sıkıntı yok. Niye arıyorsun beni? Bana mı yürüyorsun, anlamadım ki. Abi merak etme diye aradım işte. Bak salon full bizim. Sinema sahibini kafaladım. Konfeti aldım. Tamam abartma, abartma. Bak Deniz'in arkadaşları arayınca adres falan doğru tarif edin. Tamam mı? Saçmalama ya. Yok ben gelmem. Kendiniz halledeceksiniz bu işi. Ben size güveniyorum. Abi dalga mı geçiyorsun? Kim bulacağım ben bu saatten sonra ya? Hem bulsam yenge... Evet diyecek mi? Bunları düşünmedin mi hiç ya? Onur saçma sapan konuşup durma. Tamam geleceğiz işte. Kapat, kapat. Tamam. Tamam o zaman siz fayansları sayarsınız. Benim gelmeme gerek yok. Hazırsan gidelim. Nereye? Sinemaya. Sinemaya mı? Bu saatte. Hayatım sinemanın zamanı mı olur? Kore'de sabah 6 seansı var. Kore'de? Hı-hı. Ne saçmalıyorsun Ahmet? Hayatım saçmalamıyorum. Gel bakalım. Ver. Ahmet ciddi misin? Evet evet ver. Lan oğlum çık hadi abi. Ya abi bir huzur ver ya. Başımda beklerken olmuyor işte. İçimden gelmiyor. Oğlum ne yedin de yarım saattir vedalaşamıyorsun? Onu anladın mı ben? Ben kızların biletlerini kestirmeye gidiyorum. Senin bir bok yapacağın yok, anlaşıldı. Alo. Ya Alda, Alda sıralı versin biletleri. Allah sıralı versin de be. Alo. Ne olmuş, neredeymiş, kim neymiş, ne diyor kız? Bir dakika Fatoş, duymuyorum. Kesik kesik geliyor sesi, hangi delikteyse artık. Onurcuğum neredesiniz? Moye'de salon 9'dayız. Film bitti bitecek. Ahmet teklif et. Hadi, hadi, hadi. Geç kalmayın hadi ya. Al kapatsa. Ne diyor bu çocuk be? Allah sıralı ölüm versin dedi. Amin. Panik halindeyim dedi. Hı. Ahmet birazdan edecek dedi. Ne demek ki bu? İcra edecek. Hayır. Ay,
buluruz aşkım. Gel. Ne yapacağım Mısır Ahmet? Başlıyor film. Daha reklam var. Dur alayım ben. Ya yarıda alırım. Yok yok, hemen alıp geliyorum. Hani vardır ya, onlar tektir göremezsin. Diğeri yoksa nasıl olurdu hayat, tahmin bile edemezsin. Ben de işte tam da böyle. Sensiz uyandım her sabah, üzümü alınmış şarap, pirinçsiz sütlaç, yani hep diğer yarısına muhtaç. Onur! Seyrediyor mu, anladı mı? Anlamadı abi. Anlamadı mı? Ha, yok, sıkıntı yok. Hanımefendi, böyle geçemez. Üstünüzü aramam lazım. Benim senin üstünü aramam lazım. Ne numarası hanenin? Break, Mayday, Mayday. Hanımefendi, bakmam lazım. Hayır, tamam. Çık. Işıyor. Ne oluyor? Kim bu? Kim bu? İntihar var diyorum. Anlamıyor musun? İntihar? Kim intihar ediyor hanımefendi? Ne intihar? Nerede var? Sen yoksan bir yanım hep noksan. Oysa sarılıp dört kollu bir dev olsak diyorum. Bir ömür boyu. Bitiyor. Abi bak, peşin söyleyeyim. Öyle kendini fazla kaptırma, tamam mı? Hani kabul etmez falan. İnternette izlemediğim video kalmadı. Adam öyle bir organizasyon yapıyor ki ben bile evet derim. Sonra naza çekiyor, olmaz diyor. Adam kalıyor tabii Mosman. Ben öyle bir topa girmem abi. Vallahi ne yalan söyleyeyim, ben de girmem abi. Yüzük. Yüzük nerede? Sendeydin. Ne yüzüğü abi? Ya o kadar da değil canım. Kıymetli miyiz? Ha, Mısır. Hadi. Hadi. Bu tarz şeyleri pek sevmediğini biliyorum. Hatta risk aldığımın da farkındayım. Onu da biliyorum. Ama ben yine de şansımı denemek istiyorum. Ne dersin? Allah'ın her sabah beni şiş gözlerle göreceğin, esprilerime çaresizce gülmek zorunda kalacağın ve evde saçma sapan yerlerde çoraplarımı bulacağın bir hayata var mısın? Ahmet, çok şapşalsın biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ta, bir şey söylemeyecek misin? Ahmet! Abla? Diş çöküp çekti. Filmleri özelmiş yavrum. Bir
gibiydi. Herkes utanmadan alkışladı bunu. Hadi be! Öneri alkış tutulur mu? Kimsiniz siz? Siz kimsiniz? Ne ölümü be? İhtar etmedi mi? Hayır ya, evlenme teklif etti. Ölümden beter. Kardeşim nasıl yaptı bunu? Abla. Ahmet hoş geldin. Ahmet, oğlum vallahi ben çok... Ay, ay neredeydin kim bilir? Git elini yüzünü yıka da koy şunu yere, bir şeyler yiyelim. Bana soracağın bir şey yok mu? Aç mısın? Abla. Ay ablacığım dur, lafını unutma. Ne yapacaksın sonra? Sonra teyzen bir bluz almış kendine, on beden küçük. Sen niye aldın bunu beden? Her şeyi gördüm işte. Sen de ha neyi gördün? Bugünkü şeyi mi gördüm? Aman gördüm canım da. Allah sen kızlara fingirlemek için bir oyunlar, bir şeyler. Yatağa mı atacaksın kızları? Sen sevip gidin hızlı. Abla çok ayıp. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Almış karşılmasına. Bodur bodur kızı. Kışa da yere yakın göremedim bile yani. Gözleri şaşı, onu gördüm. Aa ben bugün ne yaptım? Alışverişe gittim. Ama gölgede 45 dereceydi. Saçlarını falan çok fena aldım. Evleneceğiz mi? Evleneceğiz. Ne yaptırsın ablacığım? Uşana mı aldırsın? Evleneceğim ben, evleneceğim. Bir de şey var, havyarlı serum var diyorlar. Evleneceğiz abla, evleneceğiz. Ondan mı yaptırsın? Evleneceğiz! Tamam, onun acelesi yok. Onu konuşacağız. Şimdi konuşacağız. Yok, gel buraya. Yok, gel. Gel buraya abla. Bir şey yapalım. Otur, otur. Ben hayatımda ilk defa aşık oldum. Abla gözüme bak. Abla gözüme bak, gözüme. Abla gözüme bak. Deniz'i tanıyınca sen de seveceksin. Abla. Ablam da bana destek olacak değil mi ablacığım? Her zaman olduğu gibi değil mi ablacığım? Bak bu... Sen anladın. Al. Dil pabuç olmuş, dil pabuç. Ben ne yapayım? Ben tek başımım yaşadım. Duvarlara baka baka çürüyüm. Çürüyeceğim ben. Büyük... Çürüyeceğim. Çürüyeceğim. Öleceğim ben. Ay çok tatlı ya. Ya bir şey söyleyeyim mi? İntihar olayını saymazsak enişte ciddi prodüksiyon yapmış. Vallahi helal ya. Benim bile böyle elim ayağım titredi heyecanlandım. Oh ne güzel be. Bütün işi biz yapalım. Bütün övgüyü kızı adam alsın. Adalet mi bu yani? Bebo sen bile duygulandın. İtiraf et çünkü enerjini hissettim. Ay yok artık, daha neler. O duygulanmak değil de hani şoka girmek diyelim. Hayatta evlenmem diyen kadın bir sinema biletine pat evet dedi ya. Oo damat geliyor. Oo. Abi ya, bu dayak olayı dünden sonra olmuyor muydu ya? Komik şey seni. Ben de başta bunu sürprizin bir parçası falan zannettim ya. Olanı biteni anlamadım. Ya o yüksek enerji ne oldu? Herkes oraya doğru çekildi resmen. Hissetmediniz mi enerjiyi? Ben çok net hissettim. Ablan nerede? Onu da çağırsaydın ya, gelseydi. Ha, yok aşkım. Şimdi o sürprizi falan görünce böyle bir heyecanlandı. Evde mutluluktan ağlıyor. Aa, nasıl ya? Ablanla biri yok muydu senin? Olsaydı biz burada olmazdık ki. Ya abartmayın siz de. Ben herkesle anlaşıyorum Ahmet, biliyorsun. Ablanla da anlaşırım. Hı hı. Ben de Sivas'a gelirsem, gül gibi kardeşimi o muşmulu suratlıya yar eder miyim? Etmezsin. Daha öncekileri ayırmadın mı? Ayırdım. Bir bir yollamadın mı? Yolladın. Benim kod adım ne? Tiş bir eliyoruz. Sonay sen ne dedin? İş bitirici eliz dedim. Eminim öyle dedim. Peki. Fatoş bir dakika, bir dakika. Bu çayın danteli nerede? Danteli olunca tadı mı değişecek? Bana cevap verme, vallahi kovarım seni. Üf, tamam, nerede kaldık? Ezik, şişko, şaşı, bodur kızın haddini bildirecektik. Ay, konuşmayayım, konuşmayayım diyorum. Vallahi burama geldi. Siz ne uğraşıyorsunuz bu çocukla ya? Aslan gibi delikanlı evlenecek tabii. Evlenecek, çocuğu olacak, ailesi olacak, karısı olacak. Sandan ne? Nereye geliyor ya benim kardeşim? Hele bu hava bak hele. Ben kardeşimi cıvırlara kaptırmam. Çıktı içindeki Sivaslı. Fatoş git kağıt kalem getir. Şu muşmanın suratlı için acil plan yapacağım. Hayırdır, niye toplanıyoruz? Hasret sen biliyorsun. Ben nereden bileyim canım ya? Tebrikler canım, bu arada yes demişsin. Evet sorma. Yaptım bir delilik. Gel gel.
Bakayım şuna bir. Sinemada set etmiş değil mi? Ama boş ver. Herkes de öyle kreatif bir teklif yapacak diye bir kaide yok. Bu da böyle olmuş. Ben de istiyorum parmağımda böyle bir yüzük ya. Una mano la altra, no? Bana da lazım. Hey, bulalım bir Türk kızı. Francesco'cum, davulun sesi uzaktan hoş gelir. Anlamadım sen ya. Ben Türk kızları hayranım abicim. Bak, guarda come sono belli. Türk kızlarını tanımıyor, ondan böyle hayran. Tanışınca geçer abicim. Kapiş? Ayıp ama arkadaşlar, patron geliyor. Vallahi çok gergin. Arkadaşlar. Yeni bir konkura giriyoruz. Hedefimiz güçlü, güvenilir, lider bir marka. Deniz, 1,5 yıldır benden gizli erkek kardeşimle fingirleyen çirkin yosma. Gözler saçı kıç yere yakın. Bu sefer hedefimiz de o var. Rakip güçlü, farklı olmak zorundayız. Ahmet'in önceki ilişkilerinde hep başarılı oldu. Bu sefer daha yaratıcı, daha etkileyici ve hatta daha acımasız olacağız. Bu yosma kardeşimi ele geçirip nikah masasına oturtmayı planlıyor. Düşmanımız bu sefer güçlü. Deadline'ımız 30 gün sonrası. İlk iş olarak... Ahmet'i arayıp üçlü bir yemek organize edeceğiz. Aha da buraya yazıyorum. Ben de Sivaslı gelirsem bunları lades kemiği gibi ikiye ayıracağım. Savaş yeni başlıyor. Ahmet, niye geriliyorsun bu kadar? İçine kurşun geçirmez yeri falan mı yedirseydim, ne yapsaydım? Abartma. Kadın kadını anlar. Biz çok iyi anlaşacağız, ben biliyorum. Evet, evet, evet. Hem bak ablalar tatlıdır, tontiştir, sıcaktır. Ben her zaman ablam olsun isterdim. Evet, evet. Senin ablan mı? Evet, evet. Merhaba. Merhaba. Oh, ablasının bir tanesi. Şu yakışıklığına bak ya. Ablacığım. Hı? Deniz. Ha. Ay dur, eğileyim biraz. Ama parfümün ne? Parfüm kullanmıyorum ben. Doğal sabun bu. Ay, kullan bence. Çok pardon. Efendim İsmet Hanım. Buyurun buyurun. Yok, müsaitim ya. Bir aile yemeğine gidiyoruz da. geliyorum. Buyurun buyurun, dinliyorum ben sizi. Ha, istediklerinizi yapmıştım. Tamam, bunları da ekleyeyim. Ben yarın o zaman hazırlayacağım, tamam. Çok çok teşekkürler, iyi akşamlar. Ablacığım, geçtin mi? Ben ısrar ettim, şey... Midesi bulanıyor aşkım, şey yapma. Tamam, tamam. Ay, buraya da minnacık bir şey mi oturdu, nedir ya? Ay, bacağım da benim çok uzun ya, sığamadım. Sen rahat mısın orada? Evet, evet. Yakın. Evet, geldik sayılır. Kıçı yeri yakın. Burası boş. Eyvah! Ne? Ne? Ne oldu? İyi misin? Bir şey mi oldu? Çok dikkat çektin yine. Hiç al nazar değmez. Pobucum senin de. Ya, küçüklüğünden beri ben oturturum da ablacığım. Buyur ablacığım. Geç. Filiz, ne haber? Deniz. Ne yiyelim ablacığım? Ay vallahi Ahmetciğim, yani buranın mutfağına da güven olur mu bilmiyorum ki. Deniz'in arkadaşının burası abla. Ay canım benim ya, sakın üzülme. Ben bir dahaki sefere sizi çok daha güzel ve kaliteli bir yere götürürüm. Hoş geldiniz. Hah, Nebo. Merhaba. Benim arkadaşım mekanın sahibi Nebo. Merhaba.
Ne bu mu duydum ben? Ay ben de buraya girerken ne bu ya demiştim. Allah söyletmiş görüyor musun? Şule, ajansan arkadaşım. Merhaba. Bu da Fazıl, Londra'dan geldi. Çok eski arkadaşımdır. Hay. Hadi sor çeyim çık baka kaldım. Ay nasıl ablasısınız, kız kardeşi gibi duruyorsunuz diyeceksiniz değil mi? Nasıl yani? Genetik bebeğim. Kimisinden alıyor, kimisine veriyor. Ne bucum? Canım. Kurt gibi açız, ne yiyelim? Valla çok güzel köy tavuğu çorba var. İsterseniz ortaya şöyle köy salatası yaptırabilirim. Harika. Ben şöyle yapayım. Bir tane tarhana çorba alayım, üstüne pilav yiyeyim tahta kaşıkla. Hayatım sen başlangıç seçsene. Sen ne yapıyorsun? Ne bir şey yapmıyorum Ahmetciğim. Bak seni uyardım. Denize iyi davran. Aa, iyi davranıyorum. Günahımı alma. Tamam. Tatlı kız. Evet iyi kız. Yalnız şaşı. Abla. Tamam ya bir şey demiyorum. Senin iyiliğin için konuşuyorum. Yoksa iyi kız. Tamam. Ama şaşı. Biraz böyle bakıyor. Bak Deniz sen arada olmasan var ya ağzının ortasına bir tane yapıştırmıştım. Ya, hayır ağzı tam neresi belli olmuyor ki makyajda. Ya arkadaşlar tamam abartmayın ne olur ya. Beni de zor durumda bırakmayın hadi. Aklınca benimle dalga geçiyor. Bir de ağzını yaya yaya tarhana üstü pilav yiyeyim. Acı biberleri tıkacaksın böylelerin ağzına. He. Aşkım sen gel böyle. Özledim seni. Evet. Deniz reklam ajansında başarılı bir yazar. Evet çok yoğun bir çalışıyor. Uy ne kadar ısırdı ama fark ettiniz mi siz de? İyi ki ben bunu giymişim. Sen üşüdün mü hayatım? Ay. Getireyim mi sana şal falan? Ah işte. Ay çık be kaç da. Hiç sevmem sinekleri. Çok sinek var. O zaman ablacığım biz sana tanışma hikayemizi anlatalım. Çok romantik. Anlatayım. Şimdi İspanya'da iş seyahati için gitmiştim. Bu sefer öldürdüm işte. Kaçırmadı bu sefer. Ben böyle benim canımı sıkanı ezerim. Huyum kurusun. Aa, döktük kalın her yeri. Pardon. Kim hayatım? İsmet Hanım. Ya yeni bir müşterimiz vardı. Ona sunulacak fikirlerle alakalı sürekli taciz ediyor. Sen söyledin mi? Ya söyleyemedim Ahmet. Şey, İsmet Hanım benim ajansdaki patronum. Kendisi birazcık değişik bir insan. Evet, yani. Biliyorum. Ne var Ahmet? Hiçbir şey. Ya çok fazla böyle işle evliliğin bir arada yürüyemeyeceğine inanıyorum. Yani sizin evlendiğinizi duyarsa kovar mı seni? Kesin kovar yani muhtemel. Hayır öyle bir şey yok. Hayatım ablam da şey yapıyor benim. Şey. Neyse yemekler hadi. Efendim buyurun. Merhaba. Yalnız çorbalar biraz acı olabilir. Dayanıklı mısınız bilemedim. Ben dayanıklı. Hayol ben Sivaslıyım. Acı benim işim. Öyle mi? Ay Deniz'ciğim sen içemezsen bana ver ben içerim. Afiyet olsun. Beğendiniz mi? Güzel mi? Çok güzel. Abla. Abla iyi misin? Ağzımı üfle. Üfle. Ağzımı üfle. Allah yardım. Evet lazım. Yardım Allah yardım. Tuvalet lazım. Tuvalet lazım. Ahmet yardım. Ahmetciğim oluyor mu böyle yani? Kendi evinde kalsaydın rahat rahat. Hayır, el alem mi der zaten? Ablacığım biz evleneceğiz. O yüzden kim ne derse desin. Ne demek evleneceğiz? Hayır ben Filizgi'yi mi düşündüğüm Deniz. İçin söyleyeyim. Deniz'i düşündüğümden yani kötü kız diyecekler diye. Abla. Tamam. Aşkım artık. Ne
Karıcığım. Daha karı koca olmadık beyefendi. İmza atılmadı. Çemkirmelere bak sen. Koca karı olmuşsunuz çoktan. Şu yüzüğü kafana atarım Ahmet. Ay bu lafı da hep söylemek istemişimdir. O zaman 40 yıllık evliler gibi kavga da ettiğimize göre bir sonraki aşamaya geçebiliriz. Bir sonraki aşama derken ya birazcık daha açık anlatır mısın? Direkt anlatayım. Geldi. Ne geldi Ahmet? Telefon ablamdan. Ablamdan olduğunu nereden anladın? His. Bak. Efendim ablacığım. Ablacığım sen anahtarını aldın mı? Bak sonra kapıda kalma. Ablacığım ben dedim ya sana bu gece denizde kalacağım diye. Ha bak Deniz'in de sana selamı var. Tamam. Tamam. Ne oldu? Ablam bayılmış sana. Ne güzel kız diyor öyle. Delirmiş ablam sana. Delirmiş. Kardeşim! Kardeşim! Gitme! Sana muhtacım. Gözümde nursun. Başımda tacım. Muhtacım. Beni öldür öyle git. Efendim abla. Ahmet. Ablacığım beni merak etmişsindir diye aradım. Biz de tam ablam nasıldır sorusunun cevabını tüm çıplaklığıyla masaya yatırmak üzereydik. Ablam sen neden çıplaklığını... Ablam ben de eski fotoğraflara bakıyordum şu an. Bir tane sünnet fotoğrafını gördüm şu anda ablacığım. Nasıl korkmuşsun o kadar korkmuşsun ki. Ben ne derim hep Ahmet gençlerin önünü kesmemek lazım. Demiyor muyum diyor muyum? Şaka yaptım ablacığım. Nasıl sıkı tutmuşsun elimi. Sen beni bıraksan ben neleri tutacağım da. Öpüyorum. Kızma. Ablacığım bak Deniz de öpüyormuş seni. Öpüyorum bana mı dedi onu? O iğrenç insan. Sen kimsin ki bana gerizekalı diyorsun? Gerizekalı demedin sen bana. Sen kimsin onu öpüyorum diyorsun? Tamam. Tamam. Bak. Oldu. Öküz dölü. Sen bana niye öpüyorsun oldu yazlar. Pislik mal. Sen kimsin? Oldu. Ablam bayılmış sana. Ne güzel kız öyle diyor. Delirmiş ablam sana, delirmiş. Geri zekalı. Senle güzelle konuşuyorsun. Sen sonra güzelim dedim be. Nefessiz kaldım. Nerede kalmıştık? Hatırladığım kadarıyla konuşmuyorduk. Ne yapıyorduk peki? Ahmet. Ne oldu? Bilmiyorum. Ahmet ne yapıyorsun? Sakız mı o? Aa sakız mı? Dur sen dur. Dur sıkıştı. Ahmet canım acıdı. Dur dur acıdı. Hayatım Ahmet, hayatım bırak. Dur takıldı. Ah, takıldı Ahmet, hayatım. Ahmet ayağı mı bastın? Makas var mı makas? Makas mı? Makas. Ya, hedef kitlesi tamamen kadın olan bu marka. Daha önce söylemediği bir şey bulmalıyız.
Yeni bir şey. Ya boş ver işi gücü. Sen asıl şu görümceni anlatsana ya. Ay taktım benim görümceme. İlla dedikodu yaptıracaksın. Yapalım ne olacak? Dedikodu yapalım. Yani birazcık tuhaf bir kadın. Küskün bir ruh. Ben sana bir şey söyleyeyim. O bence böyle önceki hayatında falan ışığını kaybetmiş olabilir. Ay, ay kim gelmiş? Gel. Ay tatlı. Ay şu elbisenin güzelliğine bak. Bir dön görelim ya. Dön. Ay çok güzel ya. Ay sen prenses mi oldun ya? Evet. Bu prenses büyüyünce ne olacak? Evlenince. başka iş olarak ne yapacak? Bebek yapacağım, yemek yapacağım. Aa, bak sen ya. Nerelerdesin? Her yerde seni arıyorum. Bakayım sana bir üstün başın da kirlenmiş. Hiç yakışıyor mu prenseslere böyle? Ne olacak canım çocuk o, kirlensin. Ay, ne demek ne olacak? Sokak çocuğu mu? Üstü başı leş gibi olacak. Ayıplayacak sonra herkes seni. Bak beğenmezler. Ne pis kız derler. Hadi yürü bakalım. Güle güle prenses. Hadi prensesim. Güle güle prenses. Şule. Hı. Buldum. Düşmanı tanıdık. Güzel mi? İğrenç. Nasıl giyinmişti? Rezalet. Pis, garip bir yeşil bluz. Ne yeşili mi? Değil. Haki yeşil mi? O da değil. Su yeşili mi? Değil değil işte yeşil yani. Fideyi yağlalım normal yeşil. Bizim Bodo reklam şeysinde yazarlık yapıyormuş. Ay çalışmaya nasıl vakit buluyor bunlar aşkım? Konamacığım korkma konudan. Bakın düğün yemekte Bodrumuz bana asla bilmem gereken bir malzeme verdi. Ne verdi o ya? Bunun patronu bunun evlenmek üzere olduğunu duyarsa bunu kovarmış. Ben ne yapacağım? Yarın gideceğim bunun çalıştığı yere. Bas bas bağıracağım. Bağırınca ne olacak? Bunun patronu bunu kovacak. Alo. Patron kovunca. Alo Ahmet'im. Bunlar girilip ayrılacak. Ay ne oluyor ya? Sekreter ya merhaba. Merhaba. Burada çalışan böyle koca ağızlı böyle bodur kıçı yere yakın şaşı bir kız var. Efendim? Deniz. Deniz Hanım mı? Hı hanım. Ben bir haber vereyim sizi bekletelim. Tamam. Deniz evleniyor bu arada. Deniz evleniyor. Deniz evleniyor. Deniz evleniyor. Deniz evleniyor. Ay öf. Deniz evleniyor. İş müşteriden dönmez. Ay lütfen rahatsız olmayayım. Bir arkadaşa bakıp çıkacağım. Yeliz. Ay Deniz. Ay ne oldu saçlarını kısaltmışsın? Dün akşam uzun da halbuki hayret. Deniz. Hanımefendi kim? Ayol bu ne? Ay siz bunda mı içiyorsunuz kahvelerinizi? Karton. Ne kadar çirkin. İnsanda biraz zevk olur. Asıl bu ne? O bir internet sitesi için kadın müşterilerimize tasarladığımız kutu. Bence bu direkt çöp kutusu. Ay sunum önermidir hanımlar beyler. Hayır öyle bir kutu olsun ki bunu atmaya kıyamayalım. Kullanmaya devam edelim. Dolayısıyla markada gözümüzün önünde olsun. Bak şurada. Siz isminiz neydi? Francesco Bellini. Montepeşeri. Ben teşekkür ederim. Şu kutuyu alabilir miyim ben Francesco? Ben. Bir de o tişörtü kutuya sığmaz ki. Tutar mısın? Sen katlarsan sığmaz tabii. Kıvırcık, kıvırcık yola bakalım boynundakine. Yine bir şey eksik. Ah dur. Bak gün içinde bana çok nazar geliyor da. Ne bakıyorsunuz? İşte tüketici insaydı bu. Siz kimsiniz ya? Ben tüketici ins... yok, ben Deniz'in görümcesiyim. Hayır, değil. Ahmet. Ahmet? Görümce yok. Ablacığım. Ah, damat geldi. İşte bunlar evleniyorlar.
Yok evlilik falan yok. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Yürü ablacığım hadi. Olmuş. Aa, bırak kolum aşkım. Mutluluğumu paylaşmak benim hakkım değil mi? Ben görümceyim. Ne oluyor Ahmet? Ben de sana soruyorum Deniz. Ne oluyor? Yaza düğünümüz var. Herkes davetli. Yaza düğünümüz var. Vallahi evlenecek bunlar. Nasıl seviniyorum görünce kalbi. Ya, yok evlen. Yani şaka. Sadece arkadaşlar arasında bir iddiaydı. İddia mı? Hayır, bu buna evlenme teklif etti. Ablacığım yürü. Bu neler diyor bir saniye, bu neler diyor buna? Aşkım diyor, sevgilim diyor. Bu sordu buna, ben kendi gözümle gördüm. Dedi ki bebeğim dedi, benimle de dedi bir ömre var mısın dedi. Bu da tamam dedi. Ya, hiçbir dediğime inanmaz, buna inanası tutmuş. Hadi bir ablacığım. Bir dakika. Siz evleniyor musunuz? Evet. Hayır. Evet. Hayır. Hayır mı? Evet, yani hayır. Hayır mı? Nesiyle? Şaşı zaten. Yürü abla. Dur bir dakika dur çantam. Ay vazgeçmişler, ben de heves etmiştim. Bu devirde her şeyi çok çabuk harcıyoruz ve tüketiyoruz. Maalesef. Gel. Ulan neler söyledim ben. Ay iyi ki vazgeçtin evlenmekten Ahmetciğim. Tabii ki vazgeçmedim. Ama artık meydanda sana bırakmayacağım ablacığım, duydun mu? Aa, ne demek öyle Deniz'den hevesimi aldım ben? Terbiyesiz. Ahlaksız. Açma ama açma sakın. Ben demiştim. Daha evlenme teklifinden belliydi bunun böyle vurkatçı bir tip olduğu. Ya saçmalama ya. Bir dur. Deniz'ciğim bak. Enerjin çok yükseldi. Hadi gel gidip elini yüzünü yıkayalım ha. Ya ben anlam veremiyorum. Ya bu çocuk niye böyle saçmaladı? Böyle biri değil ki bu. Dengesizin teki oldu. Deniz'ciğim. Kariyerini bir erkek yüzünden bırakmanın ne kadar yanlış olduğunu anlamışsındır herhalde. İsmet Hanım ben öyle evlilik meraklısı bir insan değilim. Ama eğer bir kadın isterse her ikisine de başarabilir diye düşünüyorum. Ben ikisini becereni hiç görmedim. Hem sen becersen bile kocan müsaade etmez. Neyse. Tamam. Sabahtan akşama kadar bu konuyu konuşacak halimiz yok herhalde. Hadi herkes işini başına. İsmet Hanım. Ahmet bugün saçmaladı ama normalde öyle bir insan değil. Gerçekten tanıyınca anlayacaksınız. Bütün Ahmetler aynıdır canım. Gördün değil mi strese girince nasıl saçmaladı? Kime anlatıyorum ben bunu? Ay size falcıların periştahını getirdim. Nereye geçiyorum canım? Yalnız gün ışığına pek alışık değilim. Korunaklı bir yere otursanız. Tabii. İyi günler. Hoş geldiniz. Bunlardan hangisi fala bakılası kişi? Ha, bu. O zaman ben şöyle oturayım. Tabii buyurun. Bakışta fiziki avantajlarımı kullanmadığım bir mesleği tercih etmiş olmam sizi şaşırtmış olabilir. Ama ben bedenimden ziyade sezgilerimi ön plana çıkartacağım bir mesleği icra etmek istedim. Astrolojiyle alakadarım. Yani zamanım çok kıymetli. Şimdi gerçeklerimi söyleyeyim yoksa nefsine iyi gelecek masallar mı uydurayım yavrum? Tabii ki gerçekleri söyleyeyim. Sağ ol kızım. Elini ver. Ters çevir. Kutçuyu uzat, kutçuyu. Evet. Doğum kaç? 1970? 81. Yo 70. 79. Kompleksli bir yapın var. İçine kapalıksın ama dışa karşı da bir havalı olma telaşındasın. Basenlerin fazla geniş fakat alnın çok dar. Yani benim gibi sıra dışı bir kadının yanında lafı bile edilmeyecek silik bir dipsin. Kuzey güğümünle güney güğümün düğüm olmuş.
garman yerlerde sürünüyor. Sen geçmişinde tanıdığın önüne gelen herkese kazık atmışsın yavrum. Hayvan labildi ya. Kısmetin dörtü paylandı kanmış yavrum. Gezegenlerin alayı seni görünce geri gidiyorsun. Bir böyle kara deliğin içine doğru çekiliyorsun. Erkek kardeşinle uğraşıyor, onun saadetine mani olmaya çalışıyorsun. Ne olur mu canım, o benim kardeşim. Muvaffak olamayacaksın. Öfkeden çıldıracaksın. Çığlıkların yeri göğü kaplayacak. Ama çığlıklar zirveyi yakalamış bir kadının zevk haykırışları değil de... ...daha çok ızdıraplı şerzenişler olacak. Ama ben... Gelen vuracak, giden vuracak. Yine bu vuruşlar... ...zevk amaçlı değil de... ...nasıl değil... ...acı verici vuruşlar olacak. Allah kahretsin seni. Seni de yavrum. Hayatım. Geliyorum bak. Gelme. Geldim. Ya git Ahmet, dinlemeyeceğim seni. Sinirliyim hala. Hayatım. Bak aşkım. Ya Ahmet, bütün ajansın ortasında beni rezil ettin. Yok evlenmeyeceğim, yok iddiaya girdik. Çocuk musun sen? Ya işte çocuk olan abla. İyi oldu sana, iyi. Hak ettin. Oh. Çekil Ahmet, çekil. Tamam, dinlemeyeceğim işte ya. Çok sinirliyim sana. Bak, benim ablam manyak. Manyak beni herkesten çok kıskanıyor. Evleneceğimizi duyunca da delirdi. Sen o gün söyledin ya işte patronum evleneceğimizi duyarsa beni işten kovabilir diye. O da onu koz olarak kullanmaya çalıştı. Anlamıyorum Ahmet, anlamıyorum. Ben evliliğimizi kurtarmaya çalıştım. Ajansın orta yerinde arkadaşlarımla iddiaya girdik. O yüzden evlilik teklif ettim diyerek mi oluyor? Ben ablamı durdurmak için yaptım işte hayatım. Ne olur anla beni. Ne ablanı durdurması Ahmet? Öz ablası hakkında bunları düşünen yarın öbür gün benim hakkımda ne düşünür acaba? Ya Öz ama manyak işte. Dedim ya ruh hastası. Daha önce de yaptı. Gülse için Ebola var dedi. Kızı karantinaya aldılar. Güzelim kızın başına gelmedi kalmadı. Ha güzelim kız öyle mi Ahmet? E tamam o zaman sen git Gülse'yle evlen. Yok biz anlaşamıyoruz. Yok be. Deniz. Deniz. Ben sensiz yapamam ki. Tamam. Ben bir aptalım. Her şeyi elime yüzüme bulaştırdım. Ama benim sevgilim beni affeder. Değil mi? Ahmet. Hı. Bir şey soracağım. Hı. Ben şaşır mıyım? Yok, yok. Kim arıyor bu saatte ya? Alo. Pardon? Ses benim ayıldım ha. Yanıyorsun cayır cayır, çıtır çıtır. Alo? Detayları seninle mi konuşuyoruz Boç? Bak hele bize iki saat yeter. Araç var mı sizde? Var! Ahmet. Var! Ver adresi bana. Ver adresi. Ay Ahmet'im ne oldu sana? Yok bir şey. Aç mısın? Kızlar. Şaşıyı kovdurma planımız sevgili kardeşim Ahmet yüzünden suya düşmüş olabilir. Peki vazgeçiyor muyuz? Hayır. Belki. Sonaycığım sen yorulduysan git tatlım. Aa Ahmet nanaş diyelim. Bu kız Ahmet'ten ayrılmaz. Ahmet'i kızla ayırmamız gerekiyor. Hmm. Biz kadınların en zayıf noktası ne? Güzellik. Nasıl olacak o? Ahmet'in en güzel eskisi kim? İrem. Hayır, lisedeki Aslı. Bu kız Aslı'yı görünce ne olacak? Depresyona girecek. Depresyona girince ne olacak? Ahmet'e buk buk yapmaya başlayacak. Buk buk yapınca ne olacak? Ahmet buna carlayacak. Carlayınca ne olacak? Bunlar gerilip ayrılacak. Suratsız tekrar selam. Bu... Efendim Ahmetciğim. Abla neredesin? Ay canım benim spadayım, masaj yaptırıyorum. Ne oldu? Ha tamam. Deniz'in peşinde misin diye merak ettim. Aa
Ahmet'cim, günahımı alıyorsun ama. Ne denizin peşinde olmak? Neden acaba? Tamam ablacığım, hadi çalışıyorum ben. Kapat. Tamam hayatım, öpüyorum. Ne bakıyorsun? Dalmışım, pardon. Come stai? Güzel bir akıllı kadın. Nasılsın? Teveccühünüz. Tamam. Alayım mı elimi ben? Pardon. Lazım oluyor bana. ben Deniz'i almaya geldim. Deniz hiç anlaşıyor. Dudakta biraz da çikolata kaldı abicim. İzninizle. Yok. Bitter çikolata. Ben çok seviyorum ama acı oluyor. Siz ne kadar güzel Türkçe konuşuyorsunuz. Vallahi ben sizi bilmesem Türk zannedeceğim. Estağfurullah. Da karta 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 kartal da kartal. Anladın mı? Hayır. O kuşisi, şu şişisi, diğer şişisi, yaz kuşisi, ortada çok güzel bir su şişisi var. ben gideyim, söyleyeyim, Deniz'e haber vereceğim, olur mu? Sen istersen benim odadan bekleyebilirsiniz. Buyurun. Ay, bir şey dememişsinler. Buyurun. Ah, tamam, ben peki. Ben hemen geliyorum. Tamam, ay zahmet olacak ama şey deyin, Deniz deyin, görünce seni öğlen arasında delikolunun belini kırmaya çağırıyor deyin. Tamam. Ay ben Ateşli Deniz diye biri falan değilim. Nereden çıkarıyorsunuz bunları, delireceğim. Ay kaçıncı arayışınız bu, yeter. Ay ne oluyor, kim o ya? Manyağın biri, ne biçim insanlar var ya? Denizciğim, örümce senin belenizi kırma çağırıyor. Efendim? Deri koltuğu beleni kıralım dedi. Ya öyle bir şey. Yeliz mi burada? Aa, evet, Yeliz. Yeliz'im abi. Ben gideyim bulayım onu. Gitti abicim. Benim odaya kapattım ya. Sikilmesin. Ayıp ya. Francesco, ne yapıyorsun abi? Ben seni sırf özlediğim için geldim. Boş bulduk, görüngesiyim dedim. Ahmet de ben evlenmem deyince seni korumak için. Önemli değil, ben sizi biliyorum. Ahmet bu aralar gergin biraz. Ya bana sen de. Yakında aile olacağız. Bak oradalar. Geldiler. Evet kızlar, kızımız Deniz. Merhaba. Ay maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Amin, amin sonuçtuk. Geç bakalım Deniz. Gel şöyle aramıza gel, bir tanışalım, konuşalım, sohbet edelim. Ay çok tontiş kırışıklıklar var senin yüzünde. Bence hemen kök hücreye başla. Dizinde de sarkma olmuş, lifting yaptır. Lifting? Bence kalça yağlarının içinde kesinlikle mezoyu öneririm. Mezoyu hiç bilmiyorum. Tam rengin hastalıklı gibi, mat. Memelerin yapılı mı senin? Efendim? Şişirdin mi diyorum memeleri? Ay yavşamışım yazık. Ay kızlar, ay üstüne gitmeyin bu kadar Denizciğimin. O bizim kadar dikkat çekmek istemeyebilir. Aynen öyle, ben doğallık seviyorum. Aa, ben de allık var bebeğim. Sür. Yok, allık değil. Teşekkürler. Aa, ay Denizciğim, mesaj geldi. Bak, Ahmet'in sevgililerinden biri bu Aslı. Hani eski sevgililerinden biri. Diyor illa diyor Yeliz ablacığım diyor seni bir göreyim, güzel ablam diyor. Gelsin, sorun olmaz değil mi? Sorun değil, gelsin. Çok güzel ama. Olsun. Tamam. Ay geliyor. Vay. Ay. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne oldu sana? Ya Yeza'la seni doktora gittim işte. Dudakların ip gibi diyordun ya sen bana.
Birazcık şaşırtacaktım. Aa, alerji oldum. Çok kötüyüm. Sokağa çıkamıyorum. Ama sen tabii ki hayati konu deyince ben senin için geldim yine de. Neyse biraz soluklanayım, anlatırım ben sana. Aa, yok yok, oturma oturma. Aa, orada biri kim o? Tanıyamadım. Halam geldi. Halam geldi. Arsa bölüşümü konuşuyoruz. Hı. Çok gergin ortam. Ben o zaman bir merhaba. Yok oturma vallahi, şey yapmayalım. Bir merhaba diyeyim. Aa, git. Git bırak işte. Git diyorum, git. Canım benim, görüşürüz. Ablam bir şey yapacak diye ödüm kopuyor. Hallolur be abicim. Tamam, kiriş raporlarını da istiyorum. Takma bu kadar. Bırak kadın kadın halletsinler ya. Oğlum anlamıyorsun. Ablam kontrolden çıktı. Yani hırs yaptı bildiğin işte. Ne yapacaksın abi? Ne yapacaksın değil. Ne yapacağız? Caz derken? Ablamı takip ediyorsunuz. Kritik bir durumda da hemen bana haber veriyorsunuz. Anladım. O iş bizde. Hafiye, Onur Altan. Ablanın gölgesi oluruz. O bile fark etmez. Ay. Ay, sen mi geldin? Yok deden. Bak ben de doğru konuş, valla kovarım seni. Kov, ne olur kov. Sanki başka manyak uğraşır seninle. Ne oldu, niye öyle kös kös oturuyorsun sen? Son aylar soğutucu getirecek. Bizim soğutucumuz var ya, niye... Kız bozdun mu soğutucumu? Ne yaptı da bozdu acaba? Ne yaptı da bozdu? Ha, benim görevim mi kapıyı açmak? İşim var. Ha, getirdiniz mi? Getirdik. Ay bismillah. Soğutucu mu bu şimdi? Hem soğutucu hem ayırıcı. Ay kendime de okunmuş yaka aldım. Belime koyacağım. İşe yarar değil mi? Hacer'in ağırlarını pat diye kesti. Ay siz şeyi sorunuz kız, işe yaramaz mı ya? Yarar tabii. Ay yarar kesin. Ay hemen gidip yatağın altına koyalım. Kız, muska işlerine mi girdin sen? Vallahi vebalamı böyle çarpılır kalırsın ha. Yapma ağzını gözünü şöyle. Sus bir ya, bir sus. Anahtar var mı sende? Ay yok. Nasıl koyacağız? Kendimizi davet ettirelim. Görümcesi değil misin? Evet, görümcesiyim. Iy, niye görümcesiyim ben? Değilim görümcesi. Yo, bugün görümcesiyim, yarın değilim. Gözüküyor mu? Abi düşman deniz esasına girdi. Toplam 4 kişiler, silahsızlar ama topuklular. Geliyorum. Tamam. Yürü. Kaç, kaç, kaç! Fazlı'nın getirdiği o çaydan kaldım yani, şu Amazon çayından. Var var. Oo, hayatta içmem. Bir arkadaş saatlerce koltukla konuşmuş. Ya oturun dövmüş, ben almayayım. Ya kızım o tamamen doğal. Azıcık koyacaksın içinde, bir şey olmaz. Ben yapıyorum valla. Almayayım ben. O değil de Yeliz'le bizim tarzımız hiç uymuyor. Kadının aynen tek derdi güzel olmak. Aynen. Şule, hı? Sen hiç hayatında mezo diye bir şey duydun mu? Hı? Mezro mu? Mezo. Benim mezoya ihtiyacım varmış. Arıyor. Kim arıyor? Görümcem. Bana da görümce dedirttiniz. Açmayacağım. Kız. Ya aç. Ya. Aç, azıcık eğlendiririz. Merhaba Yeliz. Bizim evde misin? Evet, evdeyim. Bir uğrayayım diyorum. Hatta kapıdayız. Kapıda mısınız? Evet. Yalnız evimde olamadım burada oturup oturmadığına. Çünkü çirkin apartman, yazık ya. Tamam, açtılar kapıyı Deniz'ciğim. Geldik, ha oradasın. Ne haber? Aa, yanındakini bildim. Bu kapı yaşayan ruhaniyi de bildim. Evet kızlar. Hoş geldiniz, biz sizi beklemiyorduk. Sürpriz oldu bize de. Ay evin ne kadar değişik Deniz'ciğim. Teşekkürler. Zigon'un yok mu senin? Zigon yok mu? Zigon yok. Zigon ne lan? Zigon yok kız. İncecik zigon yok. Kristalleri nerede sergiliyorsun? Kristalim de yok. Aa. Nasıl yok? Aa, zigon da mı yokmuş? Yok. Lavabo var mı bari? Lavaboya gideyim. Var var, hemen şurada. Neyse ben bir çay alırım. Çay tamam. Ben de bir çay alırım canım. Tabii. Merhaba Deniz. Mutfak nerede? Ben yardım edeyim sana çay için. Maşallah. Maşallah çok güzelmişsin. Çok teşekkür ederim.
Ahmet'imin dediği kadar varmışsın. Fatoş ben. Ben sizi tanıyor gibiyim zaten. Ahmet hep sizden bahsediyor. Hatta bana Fatoş ablanın yemeklerini tatmalısın der. Ay canım benim. Ben çok severim Ahmet'i. Elimde büyüdü sayılır kerata. Çok iyi çocuktur. Her şey gönlünüzce olur inşallah. Sen bakma bu kadınlara. Ay yok yok, biz sadece birazcık farklıyız. Biraz mı? Çok farklısınız. Peki senin bu saçların kurtçuk yapmıyor mu? Yapıyor, yapıyor. İster misin bir tane içine etisinden vereyim ağzına? Ay, iğrenç. Ne bu? Siz neler yapıyorsunuz hanımlar? Mesela sizin ürettiğiniz bir şeyler var mı? Ne gibi mesela? Ne üretecekmişim anlamadım. Yani işte ne bileyim mesela çiçek ekmek gibi resim yapmak ya da işte müzik dinlemek falan gibi bu tarz bir şeyler yapıyor musunuz? Ay biz onları zaten satın alıyoruz bebeğim, değil mi incecik? Okey. Ay bir makyaj masası bile yok, pis kız. Allah zelzele, bismillah. Çok uzun sürdü. Çok uzun sürdü. Ay Allah kahretsin sizi de. Ay Ahmet ne zor olur bunda da. Tövbe 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 tövbe. Vallahi çarptım şimdi. Ay, hadi sen git yalnız bırak onları, ben demlerim çayı. Ne bu? Kızdırma beni. Ne bu? Buraya gel. Söyle. Beni herhalde küçük görüyorsun ha. Ne oluyor? Lütfen. Ne bu? Ya bu kadın mı erkek mi belli olmayan insan güya beni dövecekmiş. Ya kızım bu bana dişi ayı dedi bunu. Var ya mahvedeceğim, mahvedeceğim. Aa, tamam. Artık herkes içindekini döktüğüne göre sakin olabilir miyiz? Şerefsizler. Yeliz, iyi misin? Çok iyiyim, çok iyiyim ya. Küpemi kaybettim. Bir de ben küpeyi kaybetmekten hiç hoşlanmıyorum. Yani tansiyon düşüyor küpeyi kaybedince. İkiye kadar düşünce kız kulağında ya küpen. Ha vallahi buradaymış. Kolay yerde buldum. Hadi çayları koy. Koş bakalım ablana. Canım, canım Ahmet'im. Anne, baba gitmeyin. Yine yalnız bırakmayın bizi lütfen. Kardeşim benim. Sen korkma, ben seni hiç yalnız bırakmayacağım, tamam mı? Oy ablasının bir tanesi. Oy ablasının bir tanesi. Abla, oy ablasının abla, bir tanesi. Ne yapıyorsun? Oh. Abla, abla ay, ne yapıyorsun? Oy, abla. Ablacığım. Sen yine soğuk bir şeyler mi içtin? Ne biçim ses öyle o? Oy ablasının bir tanesi mi bu? Oh. Abla, oh. Abla ne yapıyorsun? Abla oh, saçmalama. Abla bir dur. Abla, ne yapıyorsun? Ahmet. Abla. Ahmet. Ne yapıyorsunuz? Aç mısın? Ne?
Teşekkürler. Evet kızlar. Hiçbir planımız işe yaramadı. Düğünde ne giyeceğiz onu konuşalım. Şey giyerim ben, böyle hafif dekoltesi olan, vatkalı kolları, püsküllü seksi bir şey. Ben de diz altı giyerim, sırtı bel oyuğuma kadar açık olur. Siz geri zekalısınız biliyorsunuz değil mi? Ne düğünü be? Büyütmeyin beni. Ama plan kalmadı aşkım. Evet Yeliz Toş, bırak evlensinler artık. Olmadı boşatırız. Olmadı boşatırız. Ha beğendim değil mi en son elleri havada böyle bohem kırlarla dans eden? Konstantino oğlum. Bitmedi bu iş. Ay bu kızın anası babası yok mu ya? Neden at veriyorlar bu kızı? Evet bir istemeye bile gitmedik. Hakikaten niye gitmedik? Ay gidelim. Kızım kafayı mı yedin? İstemeye gidilince verilir. O işte biter. Kimin istediğine göre değişir baby'se. Kim isteyecek? Alkolik Yılmaz dayım. Bildim. Hani şu pastadan dansöz çıkacaktı. Hani ya dansöz deyip dansız durarken koskoca pastayı da tebrilat. Hangi Yılmaz'dayım? Hani şu düğünde kredi kartıyla şey yapan. Hayatta olmaz. Tamam. İstemem isteme yok. Bitmiştir. Ya konuşma. Hayır, hayır. Ya bakayım yaklaşmışlar mı? Ki yaklaşsa herhalde kokudan anlardık değil mi? Yürüyen çeker ya kendisi. Ya abla Yılmaz dayı nereden çıkardın? Ayol ben mi isteyeceğim Ahmet? Ailenin en büyüğü ister. Sarhoş marhoş. Dayın o senin. Hem dayı anne yarıştır. Değil mi Fatoş? Hangi Yılmaz dayı? Kaç tane Yılmaz dayı var? Sarhoş Yılmaz dayım işte. Sarhoş. Ay bak kokudan etkilendi. Hayır efendim, isteme falan olmayacak. İstemeyi ben istemedim ki zaten. Duydun mu beni abla? Bu isteme kesinlikle olmayacak. Arıyorum Deniz'i. Konu kapanmıştır. Arayıp iptal ediyorum. Ahmet'im. Dayı. Ahmet'im. Geç kalmadık değil mi yavrum? Yeliz'im, güzel bebeğim, canım yavrum. Tam zamanında yetiştik Allah'a bir şükür. Hoş geldin. Gereksiz hoş hatta. Dayın tibe etti. Hem de ne tibe. Tövbe ettim yavrum, tövbe. Bundan sonra bir damla içki yok. Tamam, tövbe. Bravo. Ha, tövbe ettik, bugünü mü buldun? Tövbe, tövbe. İyi etmişsin dayıcığım. Ver elini öpeyim. Canım benim. O zaman ablacığım ne duruyoruz? Hadi gidip alalım kızı, değil mi? Tabii canım, hadi bakalım. Ha, Fatoş değil mi o? Hiç değişmemiş. Dayıcığım orada bak bir heyecan yaparsın. Sen bir yudum al istersen. Ay çok tövbe edeyim yavrum. Yeliz ne yapıyorsun kızım? Yok dayın tibi etti Yeliz. Kolonya görsem yolumu değiştiriyorum ya. Dayıcığım tamam sen yine tövbeli ol. Bir kereden bir şey olmaz. Bir yudum bir yudum. Kesin kes tibi etti kız. İyi bak gidi. Bir de lan. Allah kızım. Bırak! Ay Ahmetciğim. Ay Deniz, bende de bir heyecan. Ya sanırsın seni benden isteyecekler Deniz. Nihayet biz de tanıştık Yeliz Hanım. Yeliz Hanım. Biz Ahmet'le çok daha önceden tanıştık tabii. Çocuklar da tabii böyle bir karar alınca sevindik biz de. Gerçi biraz erken oldu ama. Ay ne demek ki erken, aşk olsun. Ya ben kardeşimi tanırım. Bu kadar güzel, bu kadar doğal bir kız kaçırılır mı? Allah aşkına şunun doğalına bakın. Ahmet. Bakar mısınız? Şunun zarafetine, doğallığına bakın Allah aşkına. Mesela benim her yerim estetik. Ay yok, siz de güzelsiniz. Deniz genetik güzelliğini benden almış. Aklını da benden. Babamız da biraz egoludur. Bizimki de tibbelidir. Bizimki de hiçbir lafın altında kalmaz. Deniz, kızım sana anne nasihati. İşini, gücünü, kariyerini bir adam için heba etme. Sonra ele bakarsın. El mi olduk şimdi? Ay aşk olsun. Aa, benim küçük fıstığım. Yakışıyor mu sana benim küçücük fındığım? Bak bakayım bana.
Ya yengesi bir bak şuna bir bak. Bunun tatlını gördün mü? Minnoşluğa bak bunun. Ya ben... Oh öpeyim seni ha? Ay Ahmet! Ahmet böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz Ahmet. Ya sen resmen kayınbabanla aynı kokuyorsun. Ya bu var ya küçükken bizim evdeki sabunları alıyordu, aşırıyordu. Sonra giriyordu banyoya. Dayı. Hayır içki içmem be yavrum. Banyoya giriyordu kendini kırka kırka. Böyle... Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Deniz'i oğlumuz Ahmet'e istiyoruz efendim. Hah, baba. O zaman verdik gitti. Ya. Yeliz Toş, istemişsin kızı, hayırlı olsun. Hangi kıza? Denizli kızım, sarmaş dolaş, fotoğraflar her tarafta, herkes seni konuşuyor. Facebook yıkılıyor vallahi. Bir dakika kapat bir dakika. Ne sarmaş dolaşı be? Hayır. 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 Çekil bir dakika. Gelin gülüm cesinden. Aynı ağrı gel. Çok bağlı. Yüzüm. Çekiliş gerek yok. Hak ediyorsun. O yüzük annemden kalmıştı bana. Şekerim üzülme. Bak zaten eskiymiş. Sus be. Ben nasıl takarım o yüzüğü bu yosmaya? Alkol sana dokunuyor. Ne bokuna içiyorsun o kadar? Gitti işte taşa kadar tek taş. Hanımlar sonra ben uğraşacağım bununla ama. Çok yaşa. Hep beraber. Bu yüzüğü geri almamız lazım bizim. Şişt. Mesaj geldi. Çalacak mısın? Ya parmağını kesecek halin yok. Ya ay bu bunu da düşünür ha. Evet şu an düşünüyorum. Bak aldım kıtır kıtır. Alo. Kesiyorum. Ne? Kim bu? Merhaba Yeliz. Bugün ajansta Happy Hour var. Gelirsen çok memnun olurum Francesco. Şey değil mi bu? Ecnebi. Ecnebi değil, İtalyano. Aa tabii. İstemeyerek gittim ama tavsiyerek. Buyurun. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Sen şimdi evlilik teklifine evet dedin. Tamam, okey. Hadi kız isteme, eyvallah. Ama yani yüzük. Yani sen amma evlilik meraklısıymışsın. Ya ne bu evlilik? Benim kararım ama yüzüğe yapabileceğim bir şey yoktu. Ya sen de istemem, yan cebime koy. Takma kızım o zaman. Takmayacaksın. Ama hayır, enerjisi çok güzel ya. Çok güzel. Ya nasıl takmayayım? Bu yüzük çok önemli. Aile yadigarı. Pat diye elimde göremezse yüzüğü. Korkudan aslında takıyorum. Aha, İtağın çomağı hazırla. Bak geldi senin filo. Deniz! Mucize. Seni gördüm. Ay. Ve ben çok mutlu öldüm. Ay Allah korusun öldüm falan. Seni görünce bak benim kalbim nasıl atıyor. Nasıl? Küp küp. Alayım ben elimi. Yeliz hoş geldin. Yüzük. Yüzük? Hangi yüzük? Yüzük. Geldim şurada. Yüzük koyun. Spor olsun diye yüzük geldim. Biz de burada cuma günleri hep var. Yapıyoruz bir dakika geliyorum. Hadi bir dakika. Ay bir şey kalmış. Tamam abicim. İşte. İsmet Hanım. Efendim Deniz, çabuk söyle ne söyleyeceksen. Telefonumu unutmuşum, biri getirebilir mi? Hemen getiriyorum. Bu konkurla ilgili bir şey soracaktım. Biliyorum kampanyamız hazır ama. Ne soracaksın o zaman? Benim bir fikrim daha var İsmet Hanım. Sosyal kampanya gibi. Deniz'ciğim biz hayır kurumu değiliz. Bizim bir kampanyamız var zaten. Yerinde olsam ona odaklanırdım. Buyurun. Tabii becerebilirsen. Malum bu aralar kafam pek karışık. Görümcen de hep peşinde. Ama İsmet Hanım. Biliyor musun çok komik görünüyorsun. Yüzünü sil. Farkındalık demişken. Fazla değil mi abicim? Evet artık bu kadar fazla. Çok koydu sana. Evet bu çok koydu bana. Zaten sinirlerin de çok yumuşacık. Evet, elim mi? Hayır. Deniz!
Ya krem çok fazla geldi aşkım. Paylaşalım mı şu elini? Ay dur dikkat et, yüzük çıkacak. Çıksın çıksın. Zaten bu çok demode. Ben sana yenisini alacağım. Ay olur mu? Ver ona, gözüm gibi bakıyorum. Niye gözün gibi bakıyorsun canım benim? Olur mu? Ben bunu ömür boyunca parmağımda taşıyacağım. Çünkü siz hediye ettiniz. Yalnız yüzümde bir şey varmış da sen de söylemiştin ya. Tuvalete gitmem lazım. Eline çok yumuşacık ha. Sağ ol. Yarın öğlen. Terler miyiz yine geçen seferki gibi? Bazı pozisyonlar çok zorlamıştı seni. Umarım bu sefer yarıda bırakmazsın. Hadi görüşürüz. Bu Yosma sevgilisi bu uçacak, ben biliyorum. Kız iftira atma durup dururken, ne kadar günah bir şey iftira ya. Ne iftirası Patoş? Kendi kulağımla duydum diyorum sana. Terleme dedi, pozisyon dedi. Ya kız belki başka bir şey söylemek istedi. Sen yanlış anladın. Sus. Dur. Deniz geldi. Motora biniyor. Gidiyor. Ay çıksana o zaman Patoş. Taksi. Macera başlıyor. Bas gaza. Çabuk gidiyor. Taksi, ticari. İşte günah yuvasına geldik Fatoş. Yürü. Apartmana geldik ve senden haber bekliyoruz. Kızım acayip acayip sesler geliyor buradan. Dur. İşi şimdi çıplak basacağız. Olur mu kızım, üstüne bir şey alır gelir. Böyle aynı kapı çalmalarında benim hep hazır hırkan bluzum duruyor kenarda. Ya bana ne senin cinsel hayatından Fatoş be. Hocam gitmeli ya. Açın kapıyı. Şerefsiz. Çıkar kamerayı. Açın. Siz burada. Yeliz, Fatoş. Adiniz. Nereden çıktın sen ya? Ben ders veriyorum burada. Siz? Biz direkt dansı için geldik biz. Direkt dansı mı? Evet, direkt dans. Yani biz hiç öyle oyalanmadan, ısınmadan direkt dans seviyoruz. Ya siz direkt dansı biliyor musunuz? Yani zordur direkt dansı. Yo, biz hep yapıyoruz ya. Hep yaptığımız şey direkt dansçıyız. Fakat gittiğimiz yerdeki direkt kendimi bozmuş. Benim içim demirdi o ya. Kokuyor mu, kaymıyor gibi. Ya siz beni takip mi ettiniz? Hayır, biz seni takip mi? Saçma, saçmalama. Siz niye sırıtıyorsunuz? Allah Allah, bizde direkt dansı yapacak tip yok mu? Lütfen. Ya istiyorsanız yapın ama zordur direkt dansı. Foto şimdi göster lütfen, inansınlar. Yok. Tamam göster işte, görsünler. Tamam yansın. O zaman ben göstereyim, siz bir kaçın orada. Hep yaptığımız şey. Deneyin o zaman ama o kıyafetle yani zor olur. Aa, hayır, hep ben bununla yapıyorum. Deniz. Fatoş. Abla, abla. Nasıl? Aa, Yeliz Taş ne oldu sana? Çıldıracağım ben. Ben çıldıracağım. Bu kızla hiçbir şey çalışmıyor. Bir uğursuzluk var. Yani bu işi artık kesin kökten çözmek lazım beybe. Evet. Ne yapayım incecik? Ağzına kürekle mi vurayım? Oh!
Böyle döndüre döndüre yerden yere mi çalksam? Böyle sumo güreşçileri gibi üstüne oturup oturup kalksam mı? Essem mi onu yapsam? Zincicim ya. Asıl ben ne yapacağım? Su içecek. Su. Ne dedin sen? Ben bir şey demedim. Vallahi ben bir şey demedim. Bulacağım. Aa, bizimki gene aldatılmış. Vallahi bunun kocası da hiç durmadı. Bu da kocasının kırıklarını bulup oklamayla indiriyor vallahi sürekli. Aynen. Vay kancık. Kancık. Pardon. Demek benim kocamın son tamazingosu sensin. Aa, ne kocası ya? Ben adamı ne yaparım biliyor musun? Şıllı kaşifte yerden bitme cüce. Kaçma bir yere gel buraya. Sen delirdin, birine karıştın. Deniz. Hayatım, iyi misin? İyiyim, iyiyim Ahmet. Merak etme, bir şey yok. Burkuldu sadece. Önlem olsun diye taktılar. Ne oldu peki? Nazarlar değdi benim canım gelinime. Ya manyağın biri elinde oklavayla kocamın peşini bırak diye saldırdı bana. De nazar işte, hep nazar. Ya şimdi bir de polise ifade vermem gerekiyor. Polis. Ne biçim insanlar var ya? Tamam. Bağırıyor mu peki? Yok, bir şey yok, iyiyim. Sen ne yaptın? İyi hayatım. Ah ah ah, benim canım gelinim, kıyamam ben sana. Emin misin abla? Neye eminim? Bana kıyarmışsın gibi geldi de. Kim? Ben Deniz'e. Evet, sen Deniz'e. Saçına sakız yapıştırdığın, patronuna evleneceğini ispiyonladığın, sağa sola numarasını yazıp başına sapıklar sardırdığın Deniz'e. Hatırladın mı ablacığım? Ay Ahmetciğim, nereden çıkarıyorsun? Daha neler? Daha neler neler? Ben çok konuşmuyorum. Yılmaz dayı saymıyorum bile. Alkol değildi. İyi ki değildi. Ben her şeyi biliyorum abla. En başından beridir de her şeyin farkındayım. Sen merak etme, boşuna da yorulma. Oh, ben bir şey yapmadım. Ya sen ne yaptığının farkında mısın? Bu son yaptığın oklavayla dövdürtmek ne demek? Ya başına bir şey gelse, ya daha kötüsü olsaydı, ya ölseydi? Yani onun ölmesini isteyecek kadar mı nefret ediyorsun? Anlamadım ki. Ay, ben bir şey yapmadım. Tamam, yapmadın. Ama şunu da unutma ki, sen Deniz'e her ne yapıyorsan aslında bana yapıyorsun. Tamam. Deniz Erhan burada mı? Evet, burası. Atoş. Hı. Ne yapıyorsun burada? Kovdu. Neyi bekliyorsun peki? Geri çağıracak nasılsa. Demek yine kovuldun ha. Hı. Ablam zor biri değil mi? Aman hangimiz kolayız ki? Sen de az çilesini çekmedin vallahi. Öyle de yedirmem şimdi ablanın hakkını. Sen de çok çektirdin bize Hayta. Hı. Başta ana yok, baba yok. Pencere önlerinde az beklemedi seni kızcağız. Tabii tabii. Bana yaptığı şeyleri de unutmadım. Değil mi Fatoşcuğum? Ben girmem öyle abla kardeş arasına. Sonra bana patlıyor. Giremezsin zaten Fatoşcuğum. Kovmuş seni. Yalnız dün hayatımda ilk defa korktum. Yani ablamın bu kadar ileri gideceğini tahmin bile etmemiştim. Sen ne yapıyorsun bu saatte burada? Uçağa yetişeceğim. İki günlüğüne Londra'ya gideyim dedim. Ortalığı sana emanet edecektim ama baktım gördüm ki sen de kovulmuşsun. Ama korkma. Çağırırsa... Üzme sen de kendini. Et tırnaktan ayrılmaz ablan o senin. Yeliz'im de istemez mi senin mutlu olmanı? O da böyle biri işte. Hadi ben çıkayım iyice delirmeden.
Fatoş! Neredesin ya? Kovdun ya. Tamam da gel. Mesaj. Aa. Francesco'dan mesaj gelmiş. Ne demiş? Merhaba Yeliz, ben Francesco. Bu akşam seni yemeğe götürmek istiyorum. Müsait miydin? Laz mıydı bu? İtalyan yani Elazığ. Ay şimdi sonu meçhul olan bir şeye girmek ne kadar doğru. Ya herkesler ne der? Yani. Ben o zaman hemen evet demeyeyim buna. Evet. De! Size ne canım, siz ne karışıyorsunuz kızcağıza? Ne var sende çocukla bir yemeğe çıkıversen? Kala kaldın öyle tek başına yalnız kukumak kuşu gibi. Manyak manyak boş boş işlerle uğraşıyorsun. Kızdırma beni. Git havan değiştir en azından. Hadi, hadi. Doğru diyor. Ne oluyor ya? Ne bu gürültü? Aa, ablacığım hoş geldin. Ay kim bilir neredeydin sen? Üstün başın ne olmuş? Git eline yüzüne kadar bir şeyler yiyelim. Aç mısın? Ben elimi alsam lazım olacak bana. Mersi. Bizim İtalya'da bir söz var. Akşam yemekleri güzelleştirmek için iki şey var. Bir şarap, iki kadın. Proprio come te. Sen öyle diyorsan... ne yasak acaba? Bence sen seç. Ben sadece sana bakayım. Böyle bir tatil varken başka bir şey yemem. Su içsek bari... İyiyim, iyiyim Ahmet. Yarın toplantı var ya, ben de gideceğim. Benim de bir fikrim var diyeceğim. İsmet Hanım madem iki dakikada olsa beni dinlemedi, artık yarın mecburen dinler. Sen tam bir kadınsın biliyorsun. Evet, tam bir geisha. Geisha mı? Evet ya, dişi ya, anladın mı? Yani kadın gibi kadınsın abicim. Teşekkürler ya, sen abicim diyorsun ya. O bile kulağa güzel geliyor. Senin o kadar makyaj ihtiyacı yok. O kırmızı rujdan senin güzel dudakların kapatıyor. İzninizle. Başka türlü silmek isterdim ama. Anlat bakalım ya. Seni tanışmak istiyorum ya. Sen kimsin? Ne iş yapıyorsun? Nerede çalışıyorsun? Ben çalışmıyorum. Yani üniversiteye gitmedim. Yani gidemedim. Ya ne yapmak istedi peki? O gün toplantında ben dedi ya. Oha, o kadın çok akıllı ha. Ben yani küçüklüğümden beri bir şeyleri güzelleştirmeyi seviyorum. Yani sunum benim için çok önemli. Mesela bu masayı ben düzenleseydim böyle asla yapmazdım. Ya şuna bak, ya şu kürdan yakıştı mı yani? Hem de böyle bir yere. Ya da ne bileyim, şu ekmeklere bak yani. Peçetenin içinde resmen depresyondalar bu ekmekler. Sen çok güzelsin biliyorsun. Gerçekten her şeyi etrafından güzelleştiriyorsun. Sei speciale, molto speciale. Öyle mi? Parlando di te, dei tuoi sorrisi e dei tuoi se. Sulla tua pelle, i silenzi, le paure e i tuoi perché. Güneşim benim, soğuk bir günde içimi ısıtan. Bak benim derdim şu, kızlarımızı prenses gibi yetiştiriyoruz. Toz pembe bir dünyada tehlikelerden, gerçeklerden uzak büyütüyoruz. Onlara kurallar koyuyoruz, limitler koyuyoruz. Onu yapma, bunu yapma diyoruz. Tek dertleri güzel olmak, süslenmek oluyor. Sonra da bir prens bekliyorlar. Sen buldun mu bakayım prensini? Ya Ahmet sen beni hiç dinlemiyorsun. Bir şey anlatmaya çalışıyorum. Oysa biz prensesliğin kuralını baştan yazmalıyız. Onlar isterlerse her şeyi başarabilirler. Mesela bir prenses doktor, mimar ya da ne bileyim astronot bile olabilir. Bunu söylemeliyiz.
geldim. Deniz, ben seni çok merak ettim diye geldim. Yani şu Ahmet seyahatte tek başınasın, ayağın şey, korkarsın diye. Yoksa biz Francesco ile çok güzel bir yemek yedik. Onun için orada güzel yemekler yerken sen tek başına niye burada kalasın? Hadi gel gel. İyi o zaman, çok ısrar ediyorsan azıcık oturup kalkarım yalnız. İyi, sen çok meşgul müydün? Yok ya, yarın ajansta bir sunum vardı, hazırladım, bitti. Demek Francesco. Ya siz ne ara böyle yemeklere gitmeye başladınız? Gerçi anlamam gerekiyordu ya. Francesco seni sorup duruyor. Ne sordu? Benle ilgili ne sordu sana? Neler sordu? Merak mı etmiş beni? Neler merak etmiş mesela? Bilmem. Ya şey, merak etinden değil aslında ya şey. Ya devam beni yemeğe götürmek istiyordu da ben çok meşgul olduğum için kabul edemiyordum. Sonra ayıp olmasın diye kabul ettim. İşte sonra dans ettik. Dans mı ettiniz? İşte beni havaya kaldırdı. Bir de şarkı söyledi. Vay, şarkı söyledi. Ay, inanmıyorum ya. Dur dur, devamını anlatma, ben kahve alıp geleyim. Deli azam ya. Büşra! Hayır, gitme, dur. Lütfen beni dinle. Hayır. İşte bu adam karısını aldatıyor eski lisedeki aşkıyla. Karısının kocası da adamın iş ortağı. Şimdi kadın gebe. Kimden çocuğu oldu belli değil. Hastan DNA testi yapacaklar, ondan sonra belli olacak. Ay, böyle saçmalıkları izleme. Hem senin hikayen daha güzel, anlat. Ay, dur. İşte sonra biraz sohbet ettik. Beni ne kadar beğendiğini söyledi. Aklımı seviyormuş, çok zeki buluyormuş beni. Vay. Ondan sonra dudağımdaki ruju azalttı, saçımı topladı. Doğal seviyorum dedi. Aynı ben. Doğal. Aynı sen. Çok romantikmişsiniz. Aslında biliyor musun, ben erkeklere asla güvenmem. Benim bir tane eski sözüm vardı, Allah'ın cesaresi. Şu an düşünmek istemiyorum onu. Değiştir, kolu değiştir, başka şey odaklan. Hatırlamıyorsun, hatırlamıyorum. Ben Francesco'ya kefilim. Kefil misin? Güvenilir biri değil mi? Zaten kötü bir şey yapacak gibi durmuyor. Çok şeker bir insan. Çok sevimli zaten. Ben seni ilk defa böyle görüyorum. Gözlerinin içi gülüyor. Ay, inanmıyorum. Francesco'nun burcunu sormayı unuttum. Ya o Aralık'ta doğmuştu galiba. Aralık'ta mı doğdu? Tamam, akrep olamaz çünkü ellemedi beni. O zaman yay. Sen ne burcusun? Aslan, 30 Temmuz. Anlaşıyoruz biz onunla. Ben de koç. Ha, sen de ateşsin. Ahmet terazi, hava. Hava ateşi harlar. Siz de iyi anlaşırsınız Ahmet'le. Yalnız terazi çok sorumsuzdur. Ha, şimdi uçağını kaçırmadan gelirse beyim ne âlâ. Geçen sene doğum günümde iş seyahatindeydi, dönemedi. Uçağı kaçırdı. Ne kadar üzüldüm biliyor musun? Tek başıma doğum günümü kutladım. İlk defa. Ama işte abla yüreği affettim. Aslan'la koç da iyi anlaşır. Sana ben mi? Evet. Akışına bırak, her şeyi bırak. Zaman birleştirsin bizi bir gülücük yaz şu hayatına. Bu kadar kolay işte, bu kadar kolay. Abi ye. Temmuz mu? Canım benim. Ya resmen geç kaldım sunuma. Ay, vah vah ya, vah vah. Vah 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 vah. Bitti toplantı.
İsmet Hanım, o zaman toparlayalım mı? Tabii. Çok özür dilerim. Geç kaldım. Umarım çok geç değildir. Bizim size sunmak istediğimiz bir fikrimiz daha vardı. Başka bir kampanya daha mı? Deniz Hanım ajansımızda çalışan başarılı, genç, inatçı bir metin yazarıdır. Kendisinin farklı bir projesi daha vardı da. Suudi Bey, yanılmıyorsam sizin de iki kız çocuğunuz var değil mi? Evet. Eminim siz de onları prensesler gibi büyütüyor, el üstünde tutuyorsunuzdur. Haliyle. Peki, büyüdükleri zaman onları prensesler gibi davranacaklar mı? Deniz'cim, istersen kampanyayı anlatmaya başlasan. Sizler onları prensesler gibi büyütünce, onlar da aynen masallardaki gibi büyüdüklerinde onları kurtaracak yakışıklı prenslerini bekliyorlar. Sizin kızınız için hayal ettiğiniz böyle bir şey mi? Oysa onlar her şeyi tek başlarına yapabilecek güçteler. Aynen böyle. Deniz. İsmet Hanım, siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Deniz. Kovuldum. Resmen kovuldum. Ay ne diyorsun? Vah 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 ya. Çok üzüldüm hayatım. Nasıl oldu böyle bir şey? Anlayamıyorum da nasıl olduğunu. Çok saçma ama oldu. Ay canım benim, dur bir sen bir sakinleş, ben sana bir su getireyim, tamam? Nasıl oldu? Allah Allah. Ya çok güzel bir sunum hazırlamıştım. Çok da iyi hazırlandım. Ay ben resmen şok oluyorum şu an ya. Sakin ol, iç bakalım suyunu bir. Ay boş ver, üzülme sen. Zaten sen evlenmeyecek miydin ki? İşsiz olsan ne olur? Ya ben böyle bir hatayı nasıl yaptım ya? Ya resmen rezil oldum oradaki herkese. Yani sen de gidip çıplak erkek fotoğrafları koyacak halin yok ya canım sunuma. Demek ki virüs işi bu. Vallahi yapıyorlar öyle şeyler ya. Kredi kartlarından numaraları çalıyorlar. Ama senin sunumundan ne istediler tabii? Ahmet'i alacaktım da ben duşa girmem lazım, gideyim. Tamam. Çok iyi, ben de yıprandım. Kan ağlıyorum, kan kan. Aşkım ne olur sıkma canını. O patron İsmet Hanım mıdır nedir, cinsin tekiydi zaten. Sana iş mi yok, hı? Ahmet, sen ablana bu sunumda çıkan çıplak erkek resimlerinden bahsetmiş miydin? Yo, ne oldu ki? Alo İncecik. Eşe, dosta, konu komşuya haber sal. Şeyde, düğünümüz yok adoslardı. Ayol kızı kovdular. Nereden olacak ajansın işte? Bu ajanstan kovulunca ne olacak? Bütün hıncını Ahmet'ten çıkaracak. Ahmet'ten çıkarınca ne olacak? Bunlar evlenmeden ayrılacak. Ben var ya ben. Francesco Bellini. Ya canım. Bakalım sen kimsin? Beyefendi. Francesco Bellini. Ünlü reklamcıyla meçhul güzel. Yok canım. Meçhul güzel. Yakalanmışlar mı? Sevgisi olmaz. Sen de mi kandırdın beni?
Hayatım bir dur. Yeliz. Ahmet. Yeliz yok. Yeliz. Yeliz kızım açsana kapıyı, anlat ne oldu, korkutma beni. Gitme doğru, doğru seni. Kov, kov yavrum. Çık dışarı yeter ki, kov sen beni hadi. Ahmet oğlum. Nerede o? Aç şu kapıyı, aç. Aç dedim, aç. Ahmet, bırak Cezgo beni. Bırak Ahmet, falan yok artık. Bravo. Sonunda başardın. Senin yüzünden işinden oldu. Mutlu musun ablacığım şimdi? Mutlu, sen biliyorsun ben her şeyi. Bana bak abla, bana bak. Mutlu musun şimdi? Ablacığım bana bak, gözlerimin içine bak. Abla bana bak, bana. Ben seni canımdan çok seviyorum Ahmet, biliyorsun. Hayır abla. Sen sadece kendini seviyorsun. Sen mutlu olmak nedir bilmiyorsun. Çünkü hayatında hep başkalarını mutsuz etmek için uğraştın. Etrafındaki herkesi de kaçırdın. Şimdi de beni. Al işte sonunda yalnız kaldın. Tadını çıkar. Ahmet dur. Annem beni sana emanet etmişti değil mi? Annem olsa böyle yapmazdı. Ahmet dur, Ahmet ne olur dur. Ne olur Ahmet, ne olur gitme. Ablam bayılmış sana. Ne güzel kız öyle diyor. Delirmiş ablam sana. Delirmiş. Demir. Ben seni kıskandığım için yaptım her şeyi Demir. Ben biricik kardeşimin benden daha fazla birini sevmesine dayanamadım Deniz. Ama başka benim hiçbir şeyim yok. İşim yok, gücüm yok. Hiç gücüm yok Deniz. Üniversiteye de gidemedim. Gitme dedi bana. Okuyup ne yapacaksın dedi. Kim? Eski nişanlım. Sonra da gidip... Aldattı beni, başkasıyla evlendi, öküm. Yoksa ben böyle bir kız değildim. Benim hayallerim vardı, güçlüydüm ben, güler yüzlüydüm, senin gibiydim. Sonra elimde hiçbir şey kalmadı. Bir tek Ahmet'im kaldı. Onu da sen benden alma istedim Deniz. Öl istedim. Öl, öl. Ay, Allah gecinden versin, öyle demek istemedim. Deniz... Fotoğrafları ben değiştirdim. Hani kovulursan ayrılırsınız diye düşündüm. Ha, bir de Francesco'nun sevgilisi olduğunu öğrenince delirdim. Birazcık dağıttım galiba. Benim huyum zaten bu. Yani ben böyle sinirlendiğimde ne yaptım bilmiyorum. Yani engel olamadım kendimi herhalde. Tanıyınca anlarsın. Sen de az şırfıntı değilsin. Estağfurullah. Ya keşke Ahmet'ten de özür dileyebilseydim. Çok kızdırdım onu. Evet, kızdırdın Ahmet'i.
Buralarda bir Ahmet olacaktı ama. Ahmet. Annem olsa böyle yapardı işte. Ay evi toparlamışsınız. Lens mi kullanıyorsun sen? Lens tabii ki. Benim ablam güzel gözleri gözüksün istemez çünkü. Ben her şeyi anladım da. Ya Francesco'nun sevgilisi dediğin kim? Francesco ne alaka? Ben sana sonra anlatırım Ahmetciğim. Yalnız internette de böyle boy boy fotoğrafları vardı meçhul güzel diye. Sen de bir de kefil olmuşsun aşk olsun. Sen Silvia'yı diyorsun. İşte Silvia, Silvia. Kardeşi o. O kız Francesco'nun kız kardeşi mi? Ben ne kadar aptalım. Ben ne kadar gerizekalıyım ya. Başka bir şey düşüneyim, başka bir şey. Düğün hazırlıklarına geçmemiz lazım, kumrular. Vallahi benim işim gücüm olmadığı için bolca vaktim var. Hop, gol geldi. Çekil, 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 çekil. Ya benim bir tanecik gelinimi işten kovacak adam daha anasından doğmadı Ahmet Efendi. Zaten o sunum eksikti. Eksik miydi? Evet ya, öyle kuru kuru fikir mi sunulurmuş? Film çekeceğiz. Film mi? Ne filmi? Ne bu saçmalık? Aa, sakin ol kodamın. Küçük bir hatamızı telafi etmeye geldik. Nerede bu güvenlik? Şişt, akıllı ol. Tamam, bırak. Ne bu? Ne bucum, sakin. Küçük hanım, o günkü terbiyesizliğiniz yetmedi mi? Haklısınız Suudi Bey. Ama bizim size sunmak istediğimiz ve çok inandığımız bir fikrimiz var. Sakin olun. Topu var çantamda be! Kadın, size izletmek istiyoruz. Beğenmezseniz de geldiğimiz gibi sessizce gideriz değil mi? Gideriz. Teşekkürler. Hizmet Hanım, iş sizindir. Şimdi izledim yaptığınız filmi. Sizi ve Deniz Hanım'ı çok tebrik ederim. Ha.
Evet. Sanırım bir kutlamayı hak ettik. Ay ben çiftlik kumurları yalnız bırakayım. Zira benim için bir gelen var. Kayınço, kayıncacığım. Kayınço mu? Franço. Sen bana niye kız kardeşin olduğunu hiç söylemedin? Ben kız kardeşim yok ya abicim. 7 tane abla var. E sen ablan mı var? Görümcem oluyor değil mi onlar benim?